Nedir arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Eksi 5'tir. Oldu mu? Evet. Öyle mi yazacağım? x kare x eksi 2 çarp x artı 2 mutlak değer eşittir 5 e, mutlak değer içinde x kare eksi 4 eşittir 5 oldu. x kare eksi 4 diye 5'tir. x kare eksi 4 eşittir nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Peki burada x, x kare eşittir kaç çıkar? 9 Burada x kare eşittir kaç çıkar arkadaşlar? Evet söyleyin. Eksi 1 çıkar. Peki burada çözüm kümesi dediğiniz zaman x eşittir kaçtır? 3'tür. Veya x eşittir kaçtır? Eksi 3'tür. Karesi eksi 1 eden bir reel sayı var mı? Yok. O zaman çözüm kümemize ne diyelim arkadaşlar? Eksi 3'e 3 üç diyelim. Doğru mu? Doğru. Peki hocam getirip 3 yazarsak sağlar mı? Hadi bakalım yazalım. 3'ten 2 çıktı. 1. Burası 1 oldu. 3, 2 daha kaç? 5. Peki eşittir 5 oldu mu? Oldu hocam. Peki eksi 3'ü yazalım bakalım. Eksi 3 eksi 2 kaç yapar? Eksi 5. Beş. Eksi 5'in mutlak değeri kaç? 5. Harika. Eksi 3 yazarsam ne olur? 2 ile topla eksi 1. Mutlak değeri nedir? 1. 1 ile 5 çarp 5. Sağladı mı? Sağladı. Peki reel sayılarda çözüm kümemiz neymiş arkadaşlar? Eksi 3'e 3'tür. Karesi eksi 1 eden bir reel sayı yoktur. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni bir örnekle devam ediyoruz. Yeni örneğim şu. Mutlak değer x kare eksi mutlak değer içinde x eşittir sıfırsa çözüm kümesi nedir? Mutlak değer içinde x kare eksi mutlak değer x eşittir sıfırsa çözüm kümesi nedir? Peki nasıl çözeceğim bu soruyu? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu x çarpı x yazabilir miyim x kareyi? Evet. Eksi mutlak değer x eşittir sıfır. Peki ben bunu ayrı ayrı mutlak değer x çarpı mutlak değer x yazabilir miyim? Evet. Eksi mutlak değer x eşittir 0. Arkadaşlar bakın bunu ben mutlak değer x parantezine alabilir miyim? Alabilirim. Burada ne kalır? Mutlak değer x. Eksi burada ne kalır? 1 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar bakın şimdi. Ben mutlak değer x ile mutlak değer x çarpsam mutlak değer x kare. Doğru mu? Doğru. Bununla bunu çarparsam mutlak değer x. Ha doğru işlem yapıyorum. Peki güzel. O zaman mutlak değer x çarpı mutlak değer için parantez içinde mutlak değer x eksi 1 ifadesi eşittir sıfırsa ben o zaman şöyle derim. Mutlak değer x eşittir 0 ve değil mi arkadaşlar? Mutlak değer içinde x eksi 1 eşittir 0'dır. Burada mutlak değer x eşittir 0 ise x eşittir nedir? Sıfırdır. Mutlak değer x eşittir kaçtı? Bir. Burada x eşittir kaç çıkar? Bir ve x eşittir kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 1 çıkmış oldu. Çözüm kümemiz ne olmuş oldu lütfen söyleyin. Eksi 1, sıfır ve 1 olmuş oldu. Evet karşımıza mutlak değer içerisinde x kare eksi mutlak değer x gelirse ne yaparız arkadaşlar biz bunu? Mutlak değer içerisinde x çarpı x eksi mutlak değer x. Bunda mutlak değer x çarpı mutlak değer x. Sonra mutlak değer x parantezini alırım ve mutlak değer x eşittir 0 mutlak değer x eksi 1 eşittir 0 x, eşittir 0 x eşittir 0 x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 ne yapmış oldum bulmuş oldum yeni bir örnekle devam ediyorum arkadaşlar şöyle bir şey x küçüktür 3 olmak üzere böyle bir örnek veriyorum kök içerisinde x kare 6x artı 9 verilmiş olsun. Bu ifadenin eşiti nedir? Lütfen bana söyler misiniz? Bence şudur. Arkadaşlar bu ifade x eksi 3'ün nesidir? Karesidir. Nereden biliyorsunuz hocam? Ben çünkü şunu biliyorum. a eksi b'nin parantez karesi a birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımı iki katı ikincinin nesiydi arkadaşlar? karesiydi. O zaman a kare eksi 2 ab artı b kareyi de gördüğümde a eksi b'nin karesi yazarım. İsterseniz çarpanlarını ayırarak da yapalım ama böyle bilelim isterseniz. Peki birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne oldu arkadaşlar? 6x oldu. İkincinin karesi ne? 9. Peki bizim şöyle bir özelliğimiz var mıydı? Burası çift sayı. x üzeri 2n değil mi? n pozitif olsun tabi. O zaman bu ifadenin mutlak değer neydi? de hatırladınız mı? Hatırladık. O zaman ben bu ifade ne derim eşitine? Kökün derecesi kaç? 2. x eksi 3'ün üzerinde kaç var? 2. Çift sayı mı? Çift sayı. O zaman bu eşiti nedir arkadaşlar? x eksi 3'ün mutlak değeridir. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi şöyle bir şeyimiz var. Burada bir de şartımız var. x küçük 3 olacak demiş. x yerine ben 2 yazayım mı? 2 yazarsam bak mutlakların içi ne oldu? Negatif. Hocam bir yazabilir miyim? E bir yaz. Bir yazarsan eksi iki olur. Mutlak değer ne olur? İki. Ha, ama içerisi ne olmuş ya olur bir yazarsan? Eksi iki. Negatif olmuş oldu. Doğru mu? Doğru. Peki bu mutlak değer için negatifse biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir eksiyle de biz çarpıyorduk. X eksi, eksi üç. Eksiyle çarptım. Bu ne işte ne oldu arkadaşlar? Eksi x artı üç olmuş oldu. Sorumuzun cevabı. Evet. Bir farklı örnekle devam ediyorum. Arkadaşlar y küçüktür 0 küçüktür x Kök içerisinde x üzeri 4 kökün kuvveti 4 artı kökün kuvveti 6 y üzeri 6 ifadesinin eşit nedir diye bize sorulsa ne yaparız? Bence ben bu ifadeyi mutlak değer hemen x yazarım. Değil mi? Eşittir. Artı bunu da mutlak değerine yazarım. y yazarım. Fakat x sayısına bakalım. Sıfırdan büyük olduğu için nedir arkadaşlar bu? x olarak çıkar pozitif olduğu için. Peki y sıfırdan küçük olduğu için eğer mutlak değer içi negatifse neyle çarpıyorduk? Eksi ile çarpıyorduk. Sorumuzun cevabı ne oldu? x eksi y olmuş oldu. Yeni bir örnekle devam ediyorum. Eğer mutlak değer içerisinde şöyle bir sorun varsa mutlak değer x artı 3 bölü mutlak değer sadece x olsun eşittir 3 çözüm kümesini bulunuz. Peki böyle bir örnek verildiği zaman ne yapacağım? Arkadaşlar şu parmağımın altındaki sayıyı bir 3'e eşitleyeceğim. Bir de kime eşitleyeceğim? Eksi 3'e. Harika. Peki o zaman eşitliyorum. Mutlak değer içinde x artı 3 bölü x'i kime eşitliyorum? 3'e. Bir de mutlak değer içinde x artı 3 bölü x'i kime eşitliyorum? Eksi 3'e. Oldu mu? Oldu. Peki burada nasıl bir işlem gelecek? Mutlak değer x Artı 3 eşittir. 3x mi oldu? Evet. Ee, peki bir de şöyle diyebilir miyim? Ee, mutlak değer içerisinde x artı 3 eşittir. Eksi 3x. Kabul ediyor musunuz? İsterseniz etmeyin. Böyle bir çözüm yoluyla gidebiliriz. Ama isterseniz de şöyle de yapabilirim bu soruyu. Şöyle de çözebilirim. Arkadaşlar bu soruyu çözerken mutlak değer içerisinde payın mutlak değeri paydanın mutlak değeri alıyorum. X'in mutlak değeri artı 3. Bu mutlak değer x pozitiftir. 3 de pozitiftir. O zaman bu ifade mutlak değer x artı 3 olarak çıkar. Bölü. Bunun ne olduğunu bilmediğim için bölüm mutlak değer x olur. Doğru mu? Doğru. Eşittir kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Güzel. Bu şekilde devam edelim isterseniz. Payın mutlak değerini aldım. Paydanın mutlak değerini aldım. Eşittir 3 dedim. Peki şimdi ne yapacağım değerli arkadaşlar? İşler dışarı çarpma yapacağım. Ne oldu? Mutlak değer x artı 3 eşittir. 3 tane mutlak değer x oldu. Kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Peki bu mutlak değer x öbür tarafa giderse ne olur? 3 eşittir. 2 tane mutlak değer x olmuş oldu. Burada 3 bölü 2 eşittir ne olur? Mutlak değer x olur. x eşittir kaçtır? 3 bölü 2'dir. Ve x eşittir kaç olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Bir daha söylüyorum değerli arkadaşlar. Bu soruyu iki yolla çözebiliriz birinci yolumuz ve ikinci yolumuz. Ne yaptım arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde x artı, x artı 3 bölü x'i bir 3'e eşitledim. Bir de kime eşitledim? Eksi 3'e eşitleyerek yoluma devam edebilirim. Artı artı bu payın mutlak değerini bölü paydanın mutlak değerini alırım. Payın mutlak değerini alırsam içerisi pozitif olduğu için aynen çıkacak. Mutlak değer x artı 3 bölü Mutlak değer x olmuş oldu. İçler dışlar çarpımı yaptım. Mutlak değer x artı 3 eşittir. 3 tane mutlak değer x oldu. Bu mutlak değer x eksi mutlak değer x gelecek buraya. Buna toplarsam 2 tane mutlak değer x olur. Her tarafı 2'ye böldüm. Mutlak değer x eşittir 3 bölü 2 oldu. Burada x eşittir 3 bölü 2. x eşittir kaçtır arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2'dir cevabımız. Buradaki soru işleme devam edersem x'i bir pozitif bir de negatif olarak kabul ederek işlemeye devam edeceğim. Yine aynı cevabı ne yaparım değerli arkadaşlar? Bulurum. Peki bir başka örnekle devam ediyorum. Arkadaşlar sorum şu şekilde. X küçüktür 0 ise mutlak değer X bölü X'in eşitleri nedir? Kolay bir soru. Nedir arkadaşlar? Bu mutlak değer X. X sıfırdan küçük olduğu için nasıl çıkacak dışarı? Eksi X, X bölü X. Bu da eşittir. Kaç olur arkadaşlar? Eksi 1'dir. Peki bir başka örnekle devam ediyorum x küçüktür 0 olduğuna göre kök içerisinde x kare bölü x olsun. Bunun eşiti nedir? Soruyorum. Bunun eşiti bu x kare kökünün derecesi kaç? 2. O zaman bu mutlak değer x çıkar. Bölü x. Doğru mu? Doğru. Peki arkadaşlar x sıfırdan küçük olduğu için bu nasıl çıkacak? Eksi x bölü x oldu. Bunun cevabı da ne oldu arkadaşlar? Yine eksi 1 olmuş oldu. Peki bir başka örnek yazıyorum. Y küçüktür. X küçüktür. 0. Kök içerisinde X kare artı 4 X Y artı Y kare artı Y eksi X'in mutlak değeri artı Y bölü Y'nin karesi kök içerisinde olsun. Bu da eşit kaç olsun? 8. Y kaçtır diye soralım. Evet sorumuzu tekrar edelim. Kök içerisinde ne var? x kare artı 4 x artı y kare var. Artı mutlak değeri y eksi x var. Artı y bölü y kare var. Kök içerisinde eşittir kaç? 8. Y nedir diye sorduk. Arkadaşlar bunu çözerken şunu ben x kare artı 4 x artı ee, 4 y kare olsun bu ifade. 4 y kare. Peki böyle bir ifade olursa bu neyin karesidir? x artı 2 y'nin parantez karesi midir? Evet artı bunu aynı yazıyorum y x artı y bölü. Arkadaşlar bu mutlak değer y midir? Evet harika iştir kaç? 8. Eğer bana böyle bir soru sorulursa ben bu ifadenin neyin karesi olduğuna bakarım. x artı 2 y'nin karesi birincinin karesi x kare birinci ile ikinci çarpının iki katı 4 x y ikincinin karesi 4 y karedir. Güzel. Peki bu ifadeyi şimdi dışarı çıkarken ne diyeceğim? Mutlak değer içinde x artı 2'ye diyeceğim. Doğru mu? Doğru. Bunları aynen yazıyorum yine. Artı y bölü mutlak değer y eşittir kaç arkadaşlar? 8. Güzel. Peki bu ifade dışarıya nasıl çıkar? x artı 2'ye. Hemen gelip buraya bakacağım. x y küçüktür. x küçüktür. Sıfır mı? Evet. Arkadaşlar o zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim size? Lütfen. y yerine eksi 2 x yerine eksi 1. Tamam yazalım. X yerine eksi 1 yazarsam yazdım eksi 1. Bunun yerine de eksi 2 yazdım. Kaç yaptı? Eksi 5 yaptı. Negatif mi? Negatif. O zaman bu dışarı çıkarken eksi x eksi 2'ye çıkacak. Peki y eksi x'e bakalım. Y yerine eksi 2 yazdım. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi ile eksi çarp artı 1. İçerisi negatif mi? Negatif. O zaman bu da eksi y artı x çıktı. Eksi ile çarptım. Peki buraya bakalım. Y aynen yazılır. Mutlak değer yani Y sıfırdan küçük olduğu için. Eksi Y olarak çıkacak. Eşittir kaç yazdım? 8. Şimdi sorunun çözüme devam ediyorum. Kimler burada sadeleşir? X'ler sadeleşir. Artı X, eksi X gitti. Eksi 2, eksi Y daha. Eksi 3 Y. Y'yi Y'ye bölersem kaç olur? Eksi 1 eşittir kaç oldu? 8. Doğru mu? Doğru. Eksi 3 Y eşittir kaç oldu? Eksi 1 buraya kaç gelecek? Eksi 1 buraya kaç gelecek değerli arkadaşlar? şöyle ekrandan görünsün çözümü. Eksi e, 3y eksi 1 eşittir 8 ise eksi 3y eşittir kaç oldu? 9 oldu. Y eşittir burada kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'tür. Peki sorumuz şu şekilde. Tekrar edelim arkadaşlar sorumuzu. Y küçük x küçük 0 kök içerisinde x kare artı 4x artı 4 y kareydi. Ben bunu x artı 2 y'nin parantez karesi yazdım. Diğer yerleri aynen yazdım. Bu, Burada kök içinde y karede dışarı ne çıktı. Mutlak değer y çıkmış oldu. Eşittir diğer ifadeleri aynen yazdım. Bu ifade mutlak değeri x artı 2 y miydi? Evet. Niye? Çift sayı, çift sayı. Doğru. Y eksi x'in mutlak değeri y bölü mutlak değeri aynen yazdım. Peki şimdi bunun içine bakacağım. Pozitif mi, negatif? Doğru mu, doğru? Y yerine eksi 2 yazdım. Y yerine arkadaşlar eksi 2 yazar. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 4 eksi bir daha eksi 5 mi? 5. Peki içerisi negatif oldu mu? Oldu. Negatifse neyle çarpıyorduk? Eksiyle. De, değil mi mutlak değer dışına çıkarırken? Ben de eksiyle çarptım. Eksi x eksi 2'ye. Y eksi x'e bakıyorum. Eğer ben tutar arkadaşlar. Y yerine eksi 2 x yerine eksi 1 yazarsam eksi ile eksi çarp artı 1 bununla topla ne yapar? Eksi 1. İçi yine negatif o zaman yine eksi ile çarpacağım. Eksi y artı x olmuş oldu. Y neydi arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir sayıydı. O zaman dışarıya eksi y olarak çıkmış oldu. Doğru mu? Doğru. Peki burada x'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Bu y ile bu y ye sadeleşir mi? Sadeleşir. Ne kaldı? Eksi 1. Eksi 2'ye eksi y de eksi 3'ye. Buradan da eksi 1 geldi eşittir. 8. Eksi 1'i bu tarafa atarsam ne olur? 8 artı 1'den 9 olur. Her tarafı eksi 3'e bölersem y eşittir. Kaç olur? Eksi 3 bulunur. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar.